محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الحمد لله ان الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شاء من شيء بعد سبحانه سبحانه ما اعظم شانه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، ومن سوء ادابنا ومن كرب ازماننا، ومن شر اعضائنا ومن شر انفسنا ومن شر شيطاننا. من يهده الله فهو المهتد. ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، لا نبي بعدا. اما بعد فيا عباد الله، اوصيكم اولا ونفسي العاصيه بتقوى الله وطاعته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا امنوا صدق الله العظيم وبلغنا رسولنا ونبي الكريم عزيز ومحترم مسلمان قادشلاريم ربيم جمعنميزي حقيميزه hayırlara vesile kılsın Yüce kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'den Allah'ın kelamından bir ayet-i celile okudum sizlere. O ayet-i celilenin üzerinden inşallah birkaç kelime emanet etmek istiyorum. İlk başta kendi nefsime, sonra birkaç kelime emanet etmek istiyorum sizin nefislerinize. Rabbim nefsimizi ıslah eylesin, nesillerimizi ıslah eylesin, amellerimizi ıslah eylesin, yıkılmış olan ahlakımızı ıslah eylesin aramızda İslam'a aykırı olan ahlakları kaldırmayı inşallah nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim okudum ayet-i celilede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyordu mealen. Ya eyyühellezine amenu aminu ey iman edenler iman edin. Ey iman edenler iman edin. Ben bu ayet-i üzerinde iki hafta önce durmuştum yine. Bu hafta ayetin tam manası üzerinde fazla durmayıp ayeti ilgilendiren ayet ile bir bağlamı olan bir yönüyle de yani sıkı bir ilişkisi olan ayeti bize daha güzel açıklayacak olan Firavun'un sarayında kuaförlük yapan bir kadının hikayesine sizleri misafir edip o hikaye üzerinden inşallah ayeti daha güzel anlatmaya gayret edeceğim. Firavun'un sarayındaki kuaför kadın deyip o hadisenin üzerinden inşallah yürümek istiyorum. Firavun'un sarayındaki kuaför kadın. Bize bu olayı nakleden Peygamber Efendimizin amcasının oğlu Abdullah İbni Abbas'tır. Abdullah İbni Abbas bize bu olayı rivayet eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkmış, Cebrail aleyhisselam ile cenneti ve cehennemi gezmiş, cennetin bir katına gitmiş Peygamber Efendimiz, cennetten bir koku hissetmiş. Gelen koku çok hoşuna gitmiş, Cebrail'e soruyor, Cebrail bu gelen koku neyin kokusudur? Bu hissettiğim koku neyin kokusudur? Cebrail aleyhisselam başlıyor anlatmaya. Ya Resulallah şu anda senin cennetten gelen, cennetten hissettiğin bu koku Firavun'un sarayındaki kuaför bir kadının kokusudur. Onun yanık kokusudur. Yani Firavun'un sarayında büyüyen bir kuaför kadının yanık kokusu. Allah Allah yanık kokusunun cennette ne işi var acaba? Cennete yanma diye bir şey yok ki cennetten yanık kokusu gelsin. Cebrail başlıyor anlatmaya. Firavun'un sarayında bir hanım vardı. O hanım Firavun'un kızlarından birisinin saçını tarıyordu. Firavun'un kızının saçını tararken bir anda Tarak elinden düşüyor, yani bizim şu anda tepki verdiğimiz gibi biz eyvah diyoruz, hemen sarılıyoruz onu almak için. O tarak o ha, o hanımın elinden düştüğü zaman yere eğiliyor, Bismillah diyerek o tarayı yerden alıyor. Firavunun kızı soruyor kendisine Bismillah yani Allah'ın adıyla kimdir bu Allah diyor. Sen hangi Allah'ın adıyla eğilip o tarayı yerden aldın? o hanım diyor ki Allah hem senin babanı yaratan Allah'tır hem beni yaratan Allah'tır yeri ve göğü yaratan Allah'tır ben yeri ve göğü yaratan Allah'ın adıyla yere eğilip o tarağı aldım o firavunun kızı diyor ki benim babamdan haşa başka Allah mı var? Benim babam Allah değil mi? Sen benim babamdan başka Allah'a mı tapıyorsun? Haşa ne'ûzu Firavun kendisini millete tebaası altına yaşayan insanlara kendisini Allah diye tanıttırıyordu. Firavunun kızı ben şimdi seni babama şikayet edeceğim deyip babasının yanına geliyor. Babacığım Bizim yanımızda çalışan, bizim kölemiz olan bu kuaför kadın tarak elinden yere düşünce tarak kaldırmak için eğildi. Bismillah dedi. Benim Allah'ım senin babanı da yaratan Allah'tır dedi. Firavun, "Tamam." dedi. "Çağırın bana o kadını." Kadın, "Geliyor." "Doğru mu benim kızımın dedikleri?" "Evet, senin kızının dedikleri doğru." "Peki benim sana ne yapacağımı biliyor musun?" "Hayır, bilmiyorum." büyükçe bir bakır kazan hazırlattırıyor, içine yağlar koyuyor, kızartın diyor o yağları kazan içerisinde, o hanımı sırf benim Rabbim Allah'tır dediği için o kazanın içine atacak. O hanımın dört tane yavrucağı var, dört tane evladı ciğerparesi var. Onları da getiriyorlar, bütün millet ibreti alem olsun diye toplanıyor. Firavun herkesin gözünün önünde o bakır kazanlara doldurulmuş yağı ateşin üzerinde kızartıyor. Diyor ben şimdi ilk önce senin yavrularını senin gözlerinin önünde o kazana atacağım sonra da seni atacağım. Aziz Müslümanlar size anlattığım bu olay Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde geçer. Diğer bazı hadis kitaplarında da geçer. Yani Gençler beni iyi dinlesin. Benim anlattığım bu konu bir dizinin konusu değil. Çukur diye bir filmin konusu değil. Eşkıya hükümdar olmaz diye bir filmin konusu değil. Yani televizyonda izlediğimiz yalan bir filme konu olan bir senaryo değil. Bu senaryo gerçek bir senaryo. Yani filmlerde geçmeyen, filmlerin kaldıramayacağı ama gerçekten yaşanmış olan bir hikaye. Biz hikayeleri uyumak için dinlemeyiz. Biz hikayeleri uyanmak için dinleriz. Rabbim bu anlatacağım hikayeyi uyanmamıza vesile kılsın inşallah. İşte hadis kitaplarında geçen bir olay. Yani dizi mi izleyeceksiniz? Dizi izlemeyin. Kur'an-ı Kerim'de geçen hikayeleri şöyle bir okuyun. Alın bakalım size hangi dizi Allah'ın anlattıklarının yanında kaç puan alacak onu biri düşünün hele. İşte orada bakır kazanların içerisinde yağ kızartılıyor. Firavun o hanım Müslümanın, o iman eden, Allah'a iman eden, tertemiz Müslüman hanımın gözü önünde ilk başta büyük yavrucağını o ateşin içerisine atıyor. Yağların içerisinde kızarıyor o yavrucak o ciğerpare. Şöyle düşünün bakalım. Yani orada o hanım, tamam ey Firavun, ben tövbe ediyorum. Ben seni Allah olarak kabul ediyorum dese Orada yavrucakları kurtulacak ama Allah'a iman etmiş, ahiret gününe iman etmiş, cehennemin ateşine, azabına iman etmiş. Onun için orada bir adım geri atmıyor o hanım Müslüman ve onun gözleri önünde birinci yavrucağı o bakır kazanın içerisindeki kızarmış olan yağın içerisine atılıyor ve yağların içerisinde bir balığı biz nasıl ki tavanın içerisinde atıp kızartıyorsak o ciğerpare, o yavrucak, o yağın içerisinde kızarıyor. Sonra ikinci yavrucağını atıyor. Sonra üçüncü yavrucağını atıyor. Sıra geliyor kucağında emzirdiği, daha üç günlük, dört günlük bebek olan o minicik bebeği ateşe atmaya, o yağların içerisine atmaya. Orada şeytan geliyor. Ya diyor, sende hiç vicdan yok mu? Üç tane yavrucağın senin gözlerinin önünde yandı. Sen hala geri adım atmıyorsun. Aynen Hazreti İbrahim'e telkin ettiği gibi... Orada o hanımın rolü ile Hazreti İbrahim'in rolünün arasında hiçbir fark yoktur. Mancınıklar kurulup Hazreti İbrahim ateşe atılınca Hazreti İbrahim yanmak için ateşe atlıyor ama orada yüce Rabbimiz ateşe emrediyor. Ya naru kunu berde ve selamen ala İbrahim. Ey ateş İbrahim'in üzerine serin ve selamet ol diyor. Hazreti İbrahim o ateşten kurtuluyor. Orada o yavrucak aynen Hazreti İsa'nın annesinin kucağındayken konuştuğu gibi annesinin kucağında annesine bakıp konuşmaya başlıyor. Yani üç çocuğu konuşuyor ama dördüncü çocuk da orada bir Allah'ın mucizesi olarak annesine şunu söylüyor: "Anneciğim, aman ha sakın geri adım atma. Allah de Bismillah de beraber atlayalım o kızarmış olan yağların içerisine. Orada kadın atlayacak yavrucağıyla beraber yavrusu konuştu. Yavrusu annesine ilham kaynağı oldu. Orada şöyle biri dönüyor Firavun'a. Ey Firavun ben senin sarayında sana hizmet ettim. Benim senden bir ricam bir dileğim var. Kabul edersen eğer beni mutlu etmiş olursun. Kabul etmezsen de sen bilirsin. Firavun soruyor nedir senin rican? Bizi burayı atacaksın ya, üç tane yavrumu attın ya, bizi de atacaksın. Sonra bizim kemiklerimiz yan içerisinde olacak. Senden ricam şudur, beni ve yavrularımın kemiklerini hep beraber bir çuvala doldur, hepsini birlikte bir kabire koy. Beni, benim ve yavrularımın kemiklerini birbirinden ayırma.'' birbirinden ayırma diyor. Firavun tamam diyor. Orasına bakarız ve orada o hanı Müslüman yavrucağıyla beraber o kızarmış olan yağların içerisine atılıyor. Orada kaynıyor orada aynen bir balık nasıl tavanın içerisine kızarıyorsa anne ile yavrucak orada o yağların içerisine kızarıyor ve sadece kemikleri kalıyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraç gecesinde miraca çıktığı zaman cennette dolaşırken o kokuyu hissediyor. Cebrail'e soruyor ey Cebrail bu güzel kokunun kaynağı nedir? Bu kimin kokusudur? Ya Resulallah bu koku Firavun'un sarayındaki o kuafir berbere kadının ve çocuk Yanık kokusudur Yani o koku cennetin kokusudur Onlar o yağın içerisine Atıldığı zaman Onlar cennetin içerisine atılıyor Onlar imanları için Öyle bir bedel ödüyor Peki ya biz aziz Müslümanlar Şöyle güncelleştirelim bu hikayeyi. Bir bankanın önünde duruyor Müslüman. Doğrudur, evi yok, barkı yok, arabası yok. Belki de fazla da bir durumu da yok. Çocukları belki de açtır. O Müslüman bankanın kapısının önündedir. Faiz yani kredi çekecek yani o Müslüman kadın ile faiz yapacak kadının rolü aynı rol. Hiçbir fark yok arada. Ey Müslüman sen oradan içeri içeri girip sen o bankadan faiz almışsan, kredi çekmişsen, sen kaybetmişsin ey Müslüman. Belki sen bu dünya üzerinde o hanım Müslüman gibi yağların içerisine kızarmayacaksın ama hem kendini hem de mesul olduğun aileni cehennem ateşine atmış bulunmaktasın. Oysa ki Yüce Rabbimiz ey insanlar, ey Müslümanlar kendinizi ve ailenizi yakıtı, odunlar, insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden muhafaza edin diye buyururken Ey Müslüman sen dünyalık için bankanın kapısında durup sen oradan faizi çekiyorsun. Ey Müslüman ortada hiçbir durum yok. Hiç seni zorlayan bir şey yok. Sen yalana tenezzül ediyorsun. Sen çoluk çocuğuna haram yediriyorsun. Ey Müslüman imanını tazeleme zamanı gelmedi mi? İmanlarımızı tazeleme, imanlarımızı gözden geçirme zamanı gelmedi mi acaba? Hacıdır, hocadır, sofidir ve en önemlisi Müslümandır. Allah'a iman etmiştir. Yani hatayı hacıda, hocada, sofide, alimde, şeyhte aramayalım. Hatayı bir yerde arayacaksak hatayı ilk başa kendi nefislerimizle arayalım. Biz de Müslümanız, o da Müslüman. Ne olmuş yani hacca gitti geldi diye onun hayatı 300 60 derece dönecek mi? Hayır. O da senin gibi bir insan, sen de onun gibi bir insansın. İkiniz de Allah'a iman etmişsiniz. O zaman ey Müslüman biraz daha dikkat edeceksin. Allah'ın hududunu hududunu aşmayacaksın. Allah'ın helal kılmış olduğu çizgiden çıkıp haram olan bir çizgiye tenezzül etmeyeceksin. Senin hayatında yalan olmayacak, fitne olmayacak, fesatlık olmayacak. Senin hayatında faiz olmayacak, zina olmayacak, içki olmayacak. Senin hayatında Allah'ın haram kılmış olduğu hiçbir amel olmayacak. O hanım orada Allah'ı inkar edebilirdi. Ey Firavun tamam sen benim Rabbimsin deyip kendisini ve ailesini, çocuklarını o kızarmış olan yağların içerisinden kurtarabilirdi. Ama o Allah'a iman etmişti. O Allah'ı ebedi hayatı yani cenneti cehennemi tefekkür ediyor, düşünüyor, ona göre hareket ediyordu. Peki sen ey Müslüman bir bankadan içeri girip yani traktörünün modelini yükseltmek için altındaki arabanın modelini yükseltmek için kredi çekeceğin zaman hiç cehennemi hesaba katıyor musun? Allah benim yapacağım bu amele ne der deyip düşünüyor musun yoksa düşünmüyor musun? Ama maalesef bu çağın Müslümanları ahireti düşünmüyor. Bu çağın Müslümanları cehennemi düşünmüyor. Bu çağın Müslümanların tek derdi menfaalık menfaatlık dünya. Tek derdi dünyalık bir menfaat. Bu çağın Müslümanların tek derdi dünya üzerinde rahat etmek, dünya üzerinde insanlara caka satmak, yani dünya üzerinde bir makam, bir mevki sahibi olmak. Nefsimi de bu işin içerisine katarak şunu söylüyorum. Bu çağın Müslümanlarının derdi maalesef ahiret değil, ahiret öncelikli bir hayatın sahibi olamıyoruz. Maalesef bizler dünya öncelikli bir hayatın sahibi oluyoruz. İşte yaptığımız en büyük yanlış budur. Gavurların, gayrimüslimlerin, Almanların, diyarı küfrün hallerine bakıp onlara ah keşke biz de böyle olsaydık diyeceğimize niye kendi memleketimizde güller açmıyoruz? Niye bizler gerçek manada Kur'an'ın yolunda yürümüyoruz? Sürekli Sürekli yanı başımızdaki Müslümanlardan şikayet ediyoruz. Sürekli hacıdan, hocadan, sofiden şikayet ediyoruz. Ne zaman kendi, nefsiminde, kendi nefsimizden şikayet edeceğiz Allah aşkına? Kendi nefsimizden şikayet edelim. Hesaba çekilmeden önce şu pisleşmiş, şu katılaşmış, şu körleşmiş nefislerimizi hesaba çekelim inşallah. Rabbim o hanıma nasip ettiği imanı bizlere de nasip eylesin. İmanlarımızı tazelemeyi hepimize nasip eylesin. Gerçek manada imanı yaşayabilmeyi, imanı temsil edebilmeyi, imanı yansıtabilmeyi, imanın ve İslam'ın adamı olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Ve kulli kavli haza ve eselullah li ve lekum tevfik. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el azim.